أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet değerli abiler, ikinci gün, birinci dersimiz, başlıyoruz. Evet, Allah kabul eylesin, namazımızı kıldık. Rabbim tekraren tekraren buraya gelip ders görebilmeyi, istifade edebilmeyi nasip eylesin. Evet, bugün yine Hidayet Mektebi Kur'an-ı Kerim dersinde kunut dualarını okuyacağız birinci dersimizde. Tahkik edeceğiz, tahlil edeceğiz. Yine diğer derslerimizde farklı farklı sureler ve dualar okuyup yine bugün akşam da tatil vereceğiz inşallah. Evet, şöyle kunut dualarını kısaca özet geçmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Sidre-i Münteha'ya çıktı, bir rekat namaz kıldı. Buna bir rekat da kendisi ilave etti. Namaz iki rekat oldu, Cenab-ı Hak kendisine bir rekat daha kılmasını emretti. Böylece namaz akşam namazı gibi oldu. İşte Peygamberimiz üçüncü rekatı kılacağı sırada ilahi rahmet ve nur tecelli etti. Peygamber Efendimiz o nur içinde kaldı ve kendinden geçmiş bir vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte elleri kaldırmak bu sebepten dolayı sünnettir. Evet, başka bir rivayette ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü rekatı kılacağı sırada Fatiha ve Zamm-ı Sure okudu. Rükû'a gideceği sırada cehennemi gördü, cehennem ehli kömür gibi simsiyah olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Hemen Cebrail aleyhisselam geldi, Peygamber Efendimizin üzerine Kevser suyundan döktü. Böylece Peygamber Efendimiz kendine geldi, tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında cehennemden ve cehennem ehlinden Allah'a sığındı. Evet, kunut dualarını nerede okuyoruz dersek, vitir namazında, üçüncü rekatında tekbir aldıktan sonra okunan dualardır. Evet, şimdi kunut duası bir dediğimiz, Allahümme inna nesta'inuke diye başlayan duaya başlıyoruz. Allahu Ekber. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik. ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. Evet, kunut duası bir bu şekildeydi. Meal itibariyle şimdi manasını vereceğiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senden yardım dileriz. Sana tövbe ederiz. Senden bize yol göstermeni dileriz. Sana iman eder, senden af dileriz. Sana güvenip dayanırız. Bütün hayırları senden biliriz. Sana şükrederiz, verdiklerine nankörlük etmeyiz. Sana isyan edeni terk eder ve kendimizden uzaklaştırırız. Evet. Şimdi ikinci kunut duasına geçiyoruz. Allahu Ekber.
nescud ve ileyke nes'a ve nahfid nercu rahmeteke ve nahşa azabek inne azabeke bil küffari mülhiq. Kunut duası 2. Şimdi meal itibariyle manasını vereceğiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnızca sana kulluk eder, yalnız sana dua ederiz, yalnız sana secde ederiz, sana koşarız. Rahmetini umar, azabından korkarız. Muhakkak azabın kafirlere ulaşacaktır. Evet değerli abilerim, kardeşlerim. Bugün de bu dersimizde Kunut duası 1 ve 2'yi okumaya çalıştık. Rabbim istifademizi arttırsın. İnşallah anlatabilmişizdir. İnşallah sizler de anlayabilmişsinizdir. Rabbim bize anlatabilmeyi, size anlayabilmeyi, umumuza istifade edebilmeyi nasip eylesin. İkinci derste tekrar buluşacağız. El Fatiha.